Değerli 2023 tayfa, hepinize merhaba. Özgür Sürer ben. Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Yakın zamanda edebiyat ve Türkçe videoları başlayacak. Öncelikle bunu hatırlatayım arkadaşlar. Neler yapmamız lazım başarılı olmak için? Öncelikle 1. Heves lazım arkadaşlar. Heves etmemiz lazım. O çalışmayı bir iş olarak görürseniz baştan kaybedersiniz. Önce heves edin. Heves etmek için önce bir düşünün. Ben neden YKS'ye çalışıyorum? Neden başarılı olmam lazım? Başarısız olduğumda sonuçları neler olur? Başarılı olduğumda neler kazanırım? Temel kurallarından ikincisi arkadaşlar, bir çalışma programınız mutlaka olsun. Bu çalışma programı nasıl olmalı? Bu çalışma programından asla taviz vermeyecek şekilde planlayın arkadaşlar. Biraz esnek yapın. Hani şöyle örneğin pazartesi günü toplam 6 saat çalışacağım. Bu saatlerin 3'ünde biyoloji, ikisinde edebiyat vesaire vesaire. Bunun gibi esnek bir plan yapın. Yani şöyle katı yaparsanız, hani filan saatte bu kitabı okuyacağım. Buna sadık kalamayabilirsiniz. Sadık kalmadığınızda bunun devamı gelebilir. Biraz böyle esnek bir program yapın ama o yaptığınız programı sonuna kadar uygulayın. Kesinlikle taviz vermeyin. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Çalışma stili. Üçüncü şartımız, çalışma stilinizi mutlaka seçin. Yani o stilde devam edin. Faydalı bir stil olsun. Nedir o? Çalışacağınız konuları küçük parçalara bölün. Bu parçaları çalışın. Sonra anlayamadığınız noktaları mutlaka bir ajandanız olsun. Oraya not alın. Örneğin edebiyatta Servet-i Fünun dönemi. Örneğin şu şair. Bunu anlamadım. Bu soru stilini anlamadım. Daha sonra ajandanızdan o konuyu tekrar edin. Daha sonra parçaları birleştirdikten sonra, böldüğünüz parçaları birleştirdikten sonra tekrar ajandanızdan bir kontrol edin. Eksiğiniz var mı yok mu anlayın ve çalıştığınız her konu parçasıyla ilgili mutlaka soru çözümü yapın arkadaşlar. Bizim esas ilacımız, konuyu anlama ilacımız soru çözmektir. Bunu hiçbir zaman aksatmayın. Çalışma yeri, ortamı, şekli çok önemli. Örneğin KPSS'ye hazırlanırken böyle bazen hani yatakta biraz uzanayım, soru çözeyim derdim. 10 dakika geçmeden uykum gelirdi. Kitapları bir tarafa atardım, uyurdum. Öncelikle ders masada çalışılır. Mutlaka uykunuzu getirmeyecek bir mekan seçin. O masayı seçin arkadaşlar. Daha sonra televizyon falan, herhangi işte kulakta müzik falan, bunlar olmaz. Bunları kesinlikle yapmayın ve sizi rahatsız edecek hiçbir şey olmasın arkadaşlar. Gürültüsüz, sakin bir ortamda bu işi yapın. Uykunuzu mutlaka alın. Gece 1'lere 2'lere kadar böyle arkadaşlarla buluşup bir gün sonra sabah erken planıma sadık kalayım derseniz sabah uyursunuz arkadaşlar. O plan gitmiş olur. Evet, diğer kuralımız, asla vazgeçmeyin arkadaşlar. Vazgeçenler kaybedenlerdir. Şimdi yıl boyunca denemeler yapacaksınız. Bazen başarısız olacaksınız. Netleriniz düşecek, çıkacak. Konuyu bitirdiğinizde test çözerken yanlışlarınız çıkacak. Ama asla pes etmeyin. O plana sadık kalın arkadaşlar. Pes etmemek önemli kuralımız. Hangi derse daha çok önem vermeliyim? Tabii ki hepsine vereceksin ama bir sözel öğrencisinin kalkıp da fizik, kimya, biyoloji çalışması biraz mantıksız arkadaşlar. Örneğin eşit ağırlık öğrencisi edebiyatı fullemek üzerine çalışmalı. Ve bütün adaylar Türkçeyi fullemek adına çalışmalı. Biz zaten edebiyatı fullemek için, Türkçeyi fullemek için burada olacağız. Bunu tekrar belirteyim arkadaşlar. Hem Özgürce Türkçe kanalımızda hem de burada Mantıkçı Hoca kanalımızda. Evet, yedinci maddemiz, soru çözme taktiği. Hocam, soru çözmenin taktiği var mıdır? Evet, vardır arkadaşlar. Özellikle biz Özgürce Türkçe'de buna yer veriyoruz. Yani soruya ilk baktığımızda sorunun neresine bakmalıyız? Yani uzun uzun bir soruya 10 dakika harcayanları görüyoruz. 5 dakika harcayanları görüyoruz. Ama o soruda ne isteniyor? Önce bu taktikleri iyi öğreneceğiz. Yine kanalımızda bunlara yer vereceğiz. Diğer maddemiz okumak. Okumayı bırakmıyoruz. Özellikle paragraf sorularında ve diğer sorularda soruyu anlama noktasında bize en çok yardımcı olan kitap okumaktır. Ve bize zaman kazandıran esas nokta kitap okumaktır. Böyle test çözdüğünüzde, bazen sıkıldığınızda mutlaka yanı başınızda çok sevdiğiniz bir roman olsun, bir hikaye olsun. Onu mutlaka 10 dakikada olsa, 20 dakikada olsa şöyle bir eğlenmek için okuyun arkadaşlar. Sınav var diye sosyal hayatı bir tarafa kesinlikle atmayın. Yani sizin devam eden bir arkadaşlığınız var, bir aile ortamınız var, bir sosyalliğiniz var. Bunlara da yer verin ama nasıl yer verin?
o planın dışına çıkmayacak şekilde yer verin. Arkadaşınız aradığınızda, siz aradığınızda saat 13'te şöyle bir çay içelim mi dediğinde şunu demelisin. Arkadaşım benim bir planım var. Saat 1'de benim edebiyat dersi çalışmam gerekiyor. Saat o bittikten sonra 2'de oturabiliriz. Sizinle bir çay içebiliriz deyin. Bunu diyebilin arkadaşlar. O plana sadık kalın. Ama sosyalliği de bir kenara tabii ki atmayın. Çıkmış soruları mutlaka çözün arkadaşlar. ÖSYM'nin sınavlarına baktığımızda çıkmış sorularla hemen hemen zaten yapı olarak aynı sorular geldiğini görüyoruz. Ve hatta tıpatıp aynı bilgilerin sorulduğunu, tekrar tekrar sorulduğunu görüyoruz. Bunu mutlaka yapın. Özellikle YKS adayları, YKS çıkmış soruları mutlaka çözsün. Bunun yanında KPSS, ortaöğretim, ön lisans ve lisans paragraf sorularını mutlaka çözsün. Onun yanında ALES paragraf sorularına şöyle bir göz atsın. Onun yanında kaynak çöp arkadaşlar ÖSYM sitesinde görebilirsiniz. DGS sorularına mutlaka göz atsın. Evet, bu son maddeyle videoma nokta koyacağım arkadaşlar. Şu an burası Akhisar, akşam olmak üzere sizlere videoyu çekip ben de evime gideceğim. Yani sınav günü arkadaşlar öncelikle sakin olmalıyız. Bunu bugünden kendimize alıştırmalıyız. Yani senden değerli hiçbir şey yoktur. Ailenin nezdinde sen çok değerlisin. Öğretmeninin nezdinde sen çok değerlisin. Ve sen bir insan olduğu için zaten değerlisin. Ve hiçbir zaman stres yapmıyorsun. Sınav günü sakinliğini koruyorsun. Ve bütün yıl bu saydığımız çalışmaları yaparsan başarmaman için hiçbir neden yoktur arkadaşlar. İnşallah beraber başaracağız. İnşallah beraber sizleri alkışlayacağız ve bu aylar geçiveriyor. 2-3 ay sonra hocam şu puanı aldım diye bizlere yorumlarda belirteceksin. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.